Bizim sizden bir ricamız olacak Celal. Sizin eliniz kolunuz uzundur. Uçan kuştan haberiniz olur. Ya adamlarınıza bir haber salıp yoklatsanız. Hani belki bir gören duyan olmuştur. Belki bir ize falan rastlarız ya. Başım gözüm üstüne ağam. Dört bir yana haber ulaştırırız elbet. Sağ olasın. Demek bir gören olmamış ağam. Yok. Yani biz elimizden geldiğince köylere gittik. İnanmayacağım takip ediyorsun. Reyhan'ı bulmak yerine niye onları takip ediyorsun? Ben zaten Reyhan'ı arıyorum. Reyhan'ın kimi kaçırdığı belli. Onu bulmak istiyorsan... Amcamı değil, babaanneni takip et. Anladın? Ben amcanı takip etmiyorum. Benim kaçırdığımı sanıyorsun? Ya nalet olsun, kaçırmadan güne zaten. Ama bulacağım. Reyhan'ı bulacağım. Beni istesin ya da istemesin, onun başka bir hayat kurmasına yardım edeceğim. Sen karımdan uzak duracaksın. Bana öldürtme kendini. İnanmıyor musun? Reyhan senin elinde ölecek. Ama bırakmayacağım. Ya sen ölürsün ya ben. Reyhan'ı sana vermeyeceğim. Asıl bana vermezsen ölecek. O gece Reyhan'ı kınadan almasaydım neden öldürecekti? Anladın mı? Kaldırdığın taşın altına iyi bak Azat Şadoğlu. Azat! Azat! Ulan ne yapıyorsunuz siz? Azat! Azat! Ne yapıyorsunuz ulan siz? Ne yapıyorsunuz? İttiriz ulan! Ne yapıyorsunuz siz ya? Zorunuz ne oğlum sizin? Zorunuz ne? Ben her ardıma döndüğümde böyle dövüşüp gırttan gırttan mı geleceksiniz oğlum? He? Ya bir faydanız yok, hayrınız yok. Bari gölge etmeyin ya. Yürüyün gidin işinize. Her fırsatta, her boşluğunu bulduğunda başına bela açacaksan... ...benim oğlum var dememin ne anlamı var? Ha? Şimdi ya eve geçiyorsun ya bizimle geliyorsun. Bak, serseri mayın gibi dolaşırken başına bela açman değil. Anana yanarım. Reyhan'a gösterdiğin merhametin azını da bize göster. Anladın mı?